Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün astrolojide çok önemli Lilith, Black Moon dediğimiz bir konudan bahsetmek istiyorum. Belki astroloji bilmeniz gerekmiyor bunun için. Eğer birazcık haritada yerleşimleri biliyorsanız, kendi haritanızda Lilith'inizi bu şekilde anlayabilirsiniz. Tabii ki açıları da önemli. Aynı zamanda astroloji öğrenmek isteyen öğrenciler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Lilith, kara ay, Black Moon ne demek? Lilith aslında Adem'in Havva'dan önceki eşidir. Tanrı Lilith'i Adem gibi aslında toprak ve kilden yaratmıştır. O yüzden de Lilith der ki ben Adem'le eşitim. Kendini aslında esasında eşit görür ve Adem'e itaat etmez. Neden ben onunla eşitsem, ben ona itaat etmek zorunda kalayım der esasında. Ve hani o benden üstün olamaz, ben ona itaat etmeyi kabul etmiyorum deyip aslında Adem'le bir nevi eşitlik konusunda bir kavgaya girer. Ve Adem'i reddeder. Adem Lilith'in gidişine çok üzülür ve Tanrı'ya yalvarır. Ve Tanrı da onun için işte sağ kaburgasından, bu Kur'an-ı Kerim'de de geçer, Havva'yı yaratır. Havva son derece itaatkar ve işte Adem'in sözünden çıkmayan ve dolayısıyla Adem de bundan çok mutlu olup Havva'ya hemencecik sarılır. Tabii ki bunun üzerine Lilith çok öfkelenir. Havva'ya adeta düşman kesilir. Ve der ki madem öyle, ben bu kadar çabuk unutuluyorum, içinde hırs da var, öfke de var, intikam da var, aslında Lilith'in ifade ettiği şeyler esasında, madem böyle der, bu dünyada sizin doğan çocuklarınıza zarar vereceğim ve içinde inanılmaz bir kıskançlık enerjisi barındırır. Bir de şöyle Black Moon, yani ay, biz dünyadan aya baktığımızda arkadaşlar ayın hep aynı yüzünü görürüz farkındaysanız. Kara ay Lilith ayın bizim göremediğimiz karanlık taraflarımızı anlatır esasında. Biliyorsunuz ki gökyüzündeki ay bizim iki ışığımızdan bir tanesidir. Duygularımızı, değil mi, bilinçaltımızı, ruhumuzu, otomatik verdiğimiz tepkileri ifade ederken, kara ay Lilith de bizim böyle çok görünmeyen gölge yönlerimizi, perde arkasındaki benliğimizi gösterir esasında. Bir de tabii astroloid Lilith var, bunu da karıştırmamak lazım. Şu anda ben astroloid Lilith'ten bahsetmiyorum. Bütün astroloidlerde olduğu gibi Mars ile Jüpiter arasındaki işte kuşakta kalan, fiziksel olarak varlığı olan bir astroloiddir. Bugün ben ondan bahsetmiyorum. Yani Black Moon, Lilith dediğimizde arkadaşlar, mitolojisine de baktığımızda, tabii uzun uzadıya girmeyeceğim, her türlü kıskançlık, çekememezlik, hele de kişisel gezegenlerimizle ya da yükselen yöneticimizle çalışıyorsa, o gezegenin daha çok gölge yönünü çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bu mevzu önemli. Biliyorsunuz ki ruhumuz 3. boyut realitesini, yani bu dünyayı 3. boyut derken ne demek istiyorum? Bu dünyayı deneyimlemeye geliyor. Ve burada şey çok önemlidir. Şimdi biz deriz ki ben hayır asla böyle değilim. Ya da işte ben asla kötü biri olamam. Şimdi şunu kabul etmeliyiz ki Lilith'le de eşitleyeceğim çünkü bu konuyu. Baktığımız zaman bizler içimizde hem iyi tarafı hem de kötü tarafı dediğimiz durumları barındırırız. Her birimizin damarına basıldığında işte aslında o Lilith tarafımız açığa çıkar. Ve arkadaşlar, yaşamımızdaki gelen insanlar gelirler ve bizim bam telimize basarlar ve bizim o içimizdeki karanlık gölge dediğimiz konularımızı aslında aktive ederler. Lilith böyle çalışır, böyle bir mevzudur Lilith olayı. Aslında hani
Hiçbir zaman, az önce de söylediğim gibi, hiçbir zaman ben, bu bende yok, hayır ben bunu kabul etmiyorum, ben bunu yapmam dememelidir insanoğlu. Çünkü öyle bir an gelir ki kendimize bile inanamayız ve deriz ki nasıl yaptık bunu deriz. Yani işte eşittir içimizdeki karanlık gölge Lilith kısmıdır açıkçası. Mesela evler, astrolojideki evler bu gölge duyguların hangi alanlarda karşılaşacağımız hakkında bize bilgi verir. Ve gölge duygularında, burçlar ise gölge duygularında hangi şekilde açığa çıkacağını işaret eder. Örnek veriyorum, mesela yükselendeki bir Lilith var ise üstümüze direkt negatifi çekiyor olabiliriz veya biz etrafımıza, açılarına göre biz etrafına direkt negatif etki veriyor olabiliriz. Tabii hani hep şu vardır, Lilith'te bunu anlatmam oldukça önemli. Neden ben bunu yaşıyorum der insanoğlu. Ya da ben bunu hiç hak etmedim der. Fakat enerjiler her zaman karşılıklıdır arkadaşlar ve bir öğretisi vardır. Onu yaşıyorsak aynalama yöntemi dediğimiz aslında bizde de bir yerlerde vardır. Ya kendimize yapmışızdır ya geçmişte yapmışızdır. Yani muhakkak o bizde var olmuştur ki biz o olayla aslında muhatap oluyoruzdur. Lilith için gene önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Lilith affedemediğimiz alanları da işaret ettiğinden ilkel duygularımızı anlatır, dürtüsel duygularımızı da anlatır. Aslında üç aşamalı çalışır: hırs, yıkım ve farkındalık. Yani ya hırsla yaparsınız sonra yıkarsınız veyahut da bunu farkındalık olarak çalıştırabilirsiniz. Çünkü astrolojide şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bütün gezegenlerin ve bütün burçların, hatta bütün açıların hem negatifi hem pozitifi vardır. Tabii ki bizim irademiz dışında olan olaylar vardır elbette ki. Fakat biz sonuçta Mars'a kadar bütün gezegenlerimizi irade koyabiliriz. Ve bu anlamda yıkımı mı, Lilith'e tekrardan dönecek olursak, yıkımı mı, öfkeyi mi, farkındalığı mı çalıştırıyoruz? Bu çok önemlidir. Dolayısıyla neye kızıyorum, neye öfkeleniyorum, bu konuda benim içimden nasıl bir canavar çıkabilir, öfkelendiğimde ne yapabilirim, mi fark etmemiz çok önemlidir. Benim bam telim ne? Bir kere herkes bunları ilk baştan çözerse aslında burada çok daha farkındalıklı bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki natal haritamızda, yani bizim parmak izi gibi olan haritamızda Lilithler nasıl tetiklenir? Bir transitle tetiklenir, yeni aylarda, dolunaylarda, tutulmalarda tetiklenir. Şimdi yine o bam tellerimize basıldığında ben tepkiyle mi cevap veriyorum? Yoksa bilincimle mi, farkındalığımla mı cevap veriyorum? Burası oldukça önemlidir arkadaşlar. Evlerdeki kısmından bahsetmek istiyorum. Sonra tekrardan burç yapabiliriz diye düşündüm şu anda. Kendiliğinden gelişti yani. Lilith ASC'de diyelim, birinci evde. Biliyorsunuz ASC bizim ilk nefes aldığımız yer. İlk dünyaya gözlerimizi açtığımız, dünyayla temas ettiğimiz yeri ifade ettiği için Lilith ASC'de ise tehlikeli bir doğumu ifade ediyor olabilir. Ya da ASC'deki bir Lilith, bizim o Lilith'in gölgesi olan aşırı hırslı, öfkeli bir yapı da verebilir. Tabii tamamen yöneticisi, açısı, hani benim ASC'mde bu var demek hiçbir zaman doğru değildir. Ama genel etki olarak bu şekilde çalışabilir. Çünkü her zaman için arkadaşlar, o olayın, bu bütün gezegenler için de geçerlidir. Açıları, yani bizim kişisel haritalarımız aslında baz alınır. Kişisel harita her şeydir. Hani bugün teraziler bunları yaşayacak kısmını çok onaylamayan bir astroloğu. Çünkü her harita kendi içinde yaşar her şeyi. Devam ediyorum.
Buradaki tabii ki ASC'deki Lilith'i doğru kullanabilmek ve doğru kanala aktarabilmek gene son derece önemli olacaktır. İkinci evde bir Lilith var diyelim. Tabii ikinci ev bizim kendi kazandığımız para, kendi öz değerimle o ifade ettiği için daha çok kişinin parayla ilgili bir hırsı olabilir, kızgınlığı olabilir, çözemediği, ona anlam, paraya anlam yüklediği durumlar olabilir. Veya güven duygusuyla alakalı, işte ya da finansal kaygıları, yani ikinci ev konularıyla alakalı. Veyahut da kişi parayla ilgili o kadar hırs ve şeye düşmüştür ki, hırs ve ne denir ona, şu anda doğru kelimeyi bulamadım. Karanlığa düşebilir parayla ilgili. Yani tabii ikinci ev bizim parayı nereden kazanacağımızı gösterdiğimiz için ne yapacağız? Orada gideceğiz, o Lilith'in dispozitörüne bakacağız arkadaşlar. Ve bize para nereden gelecek? Lilith'le alakalı da bir meslek olabilir bu. Bu konu hakkında da bize bilgi verecektir. Üçüncü evle ilgili ne söyleyebiliriz? Üçüncü evdeki bir Lilith arkadaşlar, kişi sürekli negatif söylemlerde bulunabilir. Çünkü üçüncü ev biliyorsunuz ki iletişim evidir. Veya negatif söylemlerde bulunabilir ya da çevresinden buna maruz kalabilir. Yakın arkadaş evidir de aynı zamanda. Yakın arkadaşlarla ilgili işte entrika, lilitsel öfke, kıskançlık veya onlarla ilgili gizli konuların la muhatap olmak gibi ya da aynı zamanda kardeş akraba evidir de üçüncü ev. Yine aynı konuların burada da vuku bulması söz konusu olabilir ve aynı zamanda biliyorsunuz ki üçüncü ev bizim liseye kadar olan öğrenimimizi gösterdiği için liseye kadar öğrenim yaşantısında da bu tarz yaşanabilecek konuları anlatabilir ve tabii ki üçüncü ev bizim düşünme şeklimizi anlattığı için zihinsel takıntılarımızı, belki zihinsel öfkelerimizi de anlatıyor olacaktır. Dördüncü evdeki bir Lilith'e baktığımızda, burası biliyorsunuz dördüncü ev ne benim köklerim değil mi? Ailem, yuvam, evin içinde bu bir abla olabilir, anne olabilir veya o kişilere ablalık, annelik yap, ailedeki kişilere annelik, ablalık yapmak istiyor olabilir. Anneden, babadan, aileden gelen işte gizli durumlar ya da öfkeler olabilir. Başka ne olabilir? Üveylik durumları olabilir. Bunu da gözlemlemiştim. Beşinci evdeki bir Lilith. Kişi, şimdi burada dişi bir formu anlattığı için mitolojisinde, kişi hamile kalmakla ilgili problemler yaşayabilir. Ya sürekli tamam hamile kalıyordur ama düşük ile ilgili ya da bebeği taşıyamamakla ilgili sorunlar yaşıyor olabilir. Beşinci ev bizim aşk evimizi de anlatmıyor mu? Aşk evimiz yani aşk flörtlerimizi de anlatmıyor mu? Aşk açısından ilişkiye dahil olan üçüncü şahısları da maalesef ki anlatabilir. Çocukları da anlattığından beşinci ev arkadaşlar. Çocuklarla ilgili, şimdi Lilith'in olduğu yerde korku da var. Yani kaybetme, hırs, hepsi bir arada. Hep karanlık duygular demiştik ya. Beşinci ev çocukları da anlattığı için burada çocuklarla ilgili çok ciddi korkular yaşıyor olabilir kişi. Veya anne çok öfkeli çocuğuna. Tam tersi çocuk anneye. Yine açılarından anlayacağız tabii bunu. Çocuk anneye öfkeli olabilir arkadaşlar. Altıncı evdeki bir Lilith. Altıncı ev neydi? Rutin işlerimiz değil mi? İş ortamımız, sorumluluklarımız. İş hayatında ya da çalışan arkadaşlarımızla alakalı işte öfke, kızgınlık, belki gizli durumlar ya da işte ayağımızı, çünkü Lilith'in içinde kıskançlık olduğu için ayağımızı kaydırmak isteyen kişiler. Lilith'in olduğu alanlarda biz kızgınız ve öfkeliyiz ya arkadaşlar. İşte bu iş arkadaşların olabilir. Ya da günlük rutinlerimle ilgili ben öfkeleniyorumdur. İşte ben bunu yapmak zorunda mıyım? Ben bunu hani günlük rutinimizi de ifade ettiği için bunu da anlayabiliriz elbette ki. Aynı zamanda biliyorsunuz ki 6. ev bizim sağlığımız hakkında da bilgi verir. Atıyorum sağlık koşullarıyla ilgili
işte neden bu ülkenin sağlık koşulları böyle diye bir öfke olabilir veya buna sağlıkla ilgili çok her şeyi kafaya takıyor olabiliriz mesela. Yedinci ev, herkes bunu çok merak ediyor. Yedinci ev evlilik evi olduğu için ve ortağın karşımızdaki insanlardır arkadaşlar yedinci ev. Partnerimizin karakteristik özelliğini, partnerimize ne aradığımızı anlattığı için ve eşin hayatındaki diğer kişileri de ifade eder yedinci ev aynı zamanda. Bu bir kardeş olabilir, erkeğin, partnerin ya da kadının, eşin diyelim daha doğrusu. Kayınvalide olabilir veya eşi etkileyen negatif kişiler. Yani bu illa üçüncü bir kadın olmayabilir. Bir kız kardeş olabilir ya da çok yakın bir arkadaşı bile olabilir. Çünkü eşin çevresindeki insanları da anlattığı için. Tabii ki Lilith işin içerisinde ise aldatmalar, aldanmalar söz konusu olabilir. Kişi ikili ilişkilerde çok takıntı yapıyor olabilir, çok merkezine koyuyor olabilir. Burada bizim tabii kendi açımızdan da yedinci ev, biz nasıl işbirliği yapıyoruz dediğimizde yedinci eve bakacağız. Ben nasıl işbirliği yapıyorum? Buradaki Lilith benim nasıl işbirliği yaptığımı, onun açıları da bunu nasıl uyguladığımı hakkında bana bilgi verecektir. Öyle değil mi? 8. eve baktığımızda şöyle olabilir. Karanlık işlerle uğraşan kişiler olabilir. O insanlardan gelen maddi manevi zararları ifade edebilir. 8. ev neydi? Başkasına ait gelirler. Öyle değil mi? Ortağın geliri, eşin geliri, banka, finans konularında kapsadığını düşünürsek, işte nafaka değil mi? Miras konuları da bunlarla alakalı. İşte bu lilitsel durumlara yaşayabiliriz. Veya 8. ev alt planda akrebin evi olduğu için arkadaşlar hani akrep ölüp ölüp dirilmektir ya mecazi anlamda. Ölmek ve yeniden dirilmeyi anlatır. Kişi ölüm korkusu yaşayabilir ya da ölümden korkuyor olabilir. 9. evdeki bir lilit 9. ev ne? Benim ideallerim, öyle değil mi? Burada artık kraliçenin evindeyiz. İşte seyahatler, uzak yollar, burada başımıza gelebilecek karanlık durumlar. Mesela işte üniversiteyi de anlattığı için, akademisyenlik kısmında anlattığı için orada yaşayacağımız işte öfkeler, zararlar olabilir. 9. ev aynı zamanda bizim Yaradan'a nasıl inandığım hakkında da bilgi verdiği için belki kişinin içinde duyduğu, Yaradan'a duyduğu bir öfke olabilir. Ve aynı zamanda 9. ev rüya evidir arkadaşlar. Kişi rüyalarında çok korkuyor olabilir. Sonra bu kadar 9. evle aklıma gelen. 10. eve baktığımızda 10. ev biliyorsunuz bizim statümüz, toplumdan görünen yüzümüz, kariyerimiz, öyle değil mi? Buradaki bir Lilith başarmak için tutku ve hırs verebilir. Toplumsal anlamda negatif etkileri açık düşmanları ifade eder ve bu herkes tarafından görünür. Yani kişi bir kıskançlığa maruz kalıyordur ve 10. evde tepe noktasında olduğu için de bu toplum tarafından görünüyordur. Ahmet bunu yaşadı ve işte herkes biliyordur. Mehmet bunu yaşadı ve herkes biliyordur gibi. Veya iş ortamında dönen kumpas, yine ayak çeldirme, entrika bunları anlatıyor olabilir. Şimdi anneye de çalışabilir. Çünkü 4. evi baba, 10. evi anne olarak düşünürsek anneyle ilgili öfke, belki kariyerle ilgili annenin bir engeli ya da bir kısıtlaması gibi de çalışabilir. 11. evdeki bir Lilith, 11. evine benim gelecek beklentilerim, sosyal çevrem, öyle değil mi? Arkadaş ya da dost çevresinden yaşanabilecek, hani dost bildiklerim şarkısı vardır ya, onun gibi yaşanabilecek kıskançlık, öfke, entrikalara maruz kalmayı çalıştırabilecektir ve gelecek beklentimizi de anlattığı için daha çok böyle karamsar, geleceğe ait ümidini daha çok yitirmişlik gibi gibi gibi. Hani şimdi her 11. evde
Lilith'i olan arkadaşından bunu yaşar mı? Ve hayatının belli bir dönemlerinde özellikle tetikleniyorsa yaşama olasılığı yüksektir arkadaşlar. Tetiklendiği zaman daha doğrusu. 12. eve baktığımızda 12. ev ne? Benim herkese göstermediğim yüzüm. ASC yani yükselenimle ben herkese gösterdiğim yüzüm. Ama 12. evim benim kimselere göstermediğim yüzüm. Kapalı bir alan. Gizli bir ev. Astrolojik anlamı işte kapalı yerler, hastaneler, hapishaneler. Hatta büyüyü de anlatır arkadaşlar. Büyüyle uğraşan evleri, büyüyle uğraşan kişilerin incelemiştim ben birkaç haritada bunu. 12. evlerinde Lilith mesela var. Kapalı, gizli bir alan olduğu için kişinin de böyle kapalı yerlerde hani kişi asansöre biner kapalı ya ben binemem der. Lilith 12 mesela burada. Kapatılma korkusu, bilinçaltı öfkeleri vardır. Ve kişinin 12. ev gizli düşmanlıkları, 7. ev açık düşmanlıklar, 12. ev gizli düşmanlıkları ifade ettiği için rüyaları gizli düşmanlıklar çalıştırabilir. Rüyalarında da kabus şeklinde olabilir arkadaşlar. Evet, Lilith'in evlerdeki anlamı hakkında bilgi verdim. Bir dahaki videoda burçları anlatırım. En azından bir fikriniz olmuş olur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.